Son günlerde sosyal medyada balı dondurup test eden gençlerin videoları viral oldu. Bu videolardaki kişiler balı dondurucuya koyarak donduruyor, ardından ısırarak yemeye çalışıyorlar. Biz de neler olacak diye merakla bekliyoruz. Balı dondurduğumuzda acaba bize kalitesi hakkında bir bilgi verir mi? O balın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu bu şekilde anlayabilir miyiz? Öncelikle balı dondurucuya koysanız bile içerisindeki su oranı çok düşük olduğu için taş gibi donmaz. Daha çok lastiksi, jel gibi bir kıvam alır. Gerçek ballar içerisindeki glukoz nedeniyle zamanla kristalleşirler. Yani sıvı halden yarı katı hale geçerek bulanıklaşır ve taneli bir yapıya dönüşürler. Buzdolabında saklarsanız bu süreci hızlandırmış olursunuz. Bu nedenle bal üreticileri, "Lütfen balınızı oda sıcaklığında saklayın, buzdolabına koymayın" diye sizi uyarırlar. Kristalleşme hızı, o balın üretildiği çiçeğin türüne, glukoz oranına ve saklama koşullarına göre değişir. Sahte ballarda glukoz oranı düşük veya hiç olmadığından kristalleşme gerçekleşmez. Bununla birlikte her bal kristalize olacak diye bir şart da yoktur. Balın içindeki yüksek fruktoz oranı kristalleşmeyi engeller veya yavaşlatır. Örneğin kestane balı, akasya balı ve çam balı kristalleşmez veya çok yavaş kristalleşir. Gerçek bal ile sahte balı ayırmanın evde yapılabilecek bazı yöntemleri vardır. Ancak baştan belirtmeliyim ki bu yöntemler %100 doğru sonuç vermez. Kesin sonucu ancak laboratuvar testleri ile elde edebiliriz. Yine de elimizdeki bal hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Birinci yöntem. Akış testi. Bir kaşığa bal alıp dik tutun. Gerçek bal akarken uzar, ip gibi ince bir şerit halinde akar ve kesilmeden devam eder. Sahte bal ise damla damla ve hızlı bir şekilde düşer. Bu şekilde farkı anlayabiliriz. İkinci yöntem, emilim testi. Ekmek veya kağıt havlu kullanın. Ekmeğe bir miktar bal sürüp birkaç dakika bekleyin. Hızlıca emiliyorsa şeker oranı yüksektir. Gerçek balın emilimi daha yavaş olmalıdır. Üçüncü yöntem, yakma testi. Balı bir parça kağıda sürüp yakın. Yanarsa gerçek bal olma ihtimali yüksektir. Sahte bal yanmaz. Ayrıca gerçek bal yanarken bir miktar polen ve bal mumu kokusu gibi bir koku yayar. Dördüncü yöntem, koku ve tat testi. Gerçek balın kendine özgü bir kokusu vardır. Arı ürünlerine ait mum, polen gibi kokular olmalıdır. Şeker karışımlarında ise bu kokular bulunmaz. Tüm bunlar bize elimizdeki bal hakkında bir fikir verse bile en güvenilir sonuçları ancak laboratuvar testleri ile öğrenebiliriz. Bu testlerin başında HMF testi gelir. HMF, yani hidroksimetil furfural testi balın ne kadar ısıl işlem gördüğünü gösterir. Üreticiler, kristalleşmiş olan balı tekrar sıvı hale getirmek için zaman zaman eritirler. Bu esnada balın doğal özellikleri değişime uğrar. İşte yapılan HMF testi ile balın doğal özelliklerini hangi ölçüde muhafaza ettiği tespit edilir. Şeker oranları ve polen analizi testi ile balın doğal ve katkısız olup olmadığını anlayabiliriz. MGO, yani metilglioksal testi, balın antibakteriyel gücünü ölçer. Örneğin MGO oranı yüksek olduğu için Yeni Zelanda'nın Manuka balı tüm dünyada değerli kabul edilir ve bu yüzden oldukça yüksek fiyatlara satılır. Diğer testler, nem oranı testi bozulma riskini, diastaz aktivitesi testi tazeliğini, asitlik testi fermantasyonu gösterir. İnvert şeker testi, gerçek şeker kompozisyonunu, prolin amino asidi testi bal arısı kaynaklı protein varlığını ortaya çıkarır. Elektriksel iletkenlik testi ise bal türünü ayırt etmeye yarar. Ülkemiz endemik bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Buna bağlı olarak çok değerli ballar üretilmektedir. Ancak yeterli test ve tanıtım yapılmadığı için ballarımız yurt dışında değerinin altında satılmaktadır. Eğer iyi bir bal yemek istiyorsak biz tüketicilerin yapması gereken. Öncelikle bildiğiniz, tanıdığımız üreticilerden satın almalıyız. Petekli çerçeveli bal, süzme bala göre daha güvenli olabilir. Sizce saf, kaliteli bir bal satın almak için ne yapmalıyız? Yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşlerinizi, önerilerinizi mutlaka belirtin. Videoyu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.